Oğlum Murat Kurum diye soruyorum. Ben hiç kimseyi savunmuyorum. Ben adaleti savunuyorum, adaleti. Ben hiç kimseyi savunmuyorum. Ben adaleti savunuyorum. Onun da yaptığı çok doğru işler vardır. Çok büyük hizmetleri vardır memlekede. Sıkıntılar da vardır. Öbürlerinde belki yapmış olabilir. Benim tek temennim memlekette huzur olsun. İnsanlar birbiriyle kavga etmesin, birbirine iftira atmasın. Hakaret etme. Ramazan geldi. İsrail'e bağırıyoruz, kızıyoruz. Yok Ramazan'da durdur. Peki ne bu televizyonda bu birbirine belden aşağı vurma, hakaret? Gerek yok bunlara. Biz bu vatanın şeyiyiz. Bu seçimde neyi konuştular? Hiç belediye hizmet konuşuldu mu? İstanbul konuşuldu mu? Arada bir sallayeler yalanan. Dem. Ya bu dem de çıksın artık şeyini belli etsin. Yani bu Türkiye Cumhuriyeti'ni kabul ediyor mu, etmiyor mu? Ediyorsa eyvallah. Girsin siyasete. Etmiyorsa iptal etsinler. Böyle bir şey olmaz. Geçen adam diyor ki bizim bayrağımız ayrı diyor. Şirin evlerde gene böyle bir şey yaptık. Ya ne demek yani? Yani böyle milleti kandırmasınlar. Irkçılık kimse yapmasın. En tehlikeli iş bir ülkede din üzerinden, ırk üzerinden siyaset yapmaktır. Bunlar tehlikeli şeylerdir. Bu milletin şeyine karışmasınlar. İnançlarına da karışmasınlar. Irkına da karışmasınlar. Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. 1923'te kuruldu. Bir bayrağın altında. Gitsin o Dembardin'in adamları Çanakkale'de dedelerinin mezarlarına bir baksınlar. Niçin orada şehit olur? Bu bayrak için. Sen bu bayrağı yerine başka bayrak mı düşünüyorsun? Bu olmaz. Bu kabul edilemez. Bu artık bu başka bir şey. Efendim bir de halklar diyorlar. Ne halkları? Bu ülkenin bir halkı var. Bu ülkenin bir halkı var. Halklar diye bir ifade zaten bölücülüktür. Ya Maliye Bakanı lafını kes. Maliye Bakanı 15 Ocak'ta DEM'e 700 milyon para verdi hazine yardıma. Madem bunlar şey vermesin kardeşim. Maliye Bakanı'nın elinde değil mi? Devletin elinde mi? Evet. Hükümetin elinde mi? 700 milyon hazine yardımı aldı adamlar. Adam hem terörist diyorsun, bilmem dışlıyorsun. Bu adam halk oy almış gelmiş. Beğenirsin beğenmezsin, seversin sevmezsin. Bir de 700 milyon para verdi. 5 parti para alıyor. Diğer partiler kuruş almıyor. AK Parti 2.8 milyar. CHP 1.8 milyar. İyi Parti, DEM, bir de neydi o? Bir tane MHP şey. İyi Parti, Saadet yok almıyor. MHP, İyi Parti, DEM. Üçü de 700'er milyon ya. Ama diğer seçime giren partiler kör kuruş yok. O zaman DEM'e vermeyin kardeşim parayı. Parayı da torbalara koyup sokaklarda bize hediye dağıtıyor. Ayıptır bu ya. 700 milyon ne demek ya? Yani. 700 milyon üçe bölsen 250 tane Bakırköy'de daire alırsın. Bir partiye verilen parayla 3'er milyon alsan 250 tane daire alırsın Bakırköy'de. Hele AK Parti'nin 2.8 milyar ne demek eski parayla katrilyon ya aldı oya göre. Abi biz bunları nasıl baş edeceğiz ya? Biz Demokrat Parti'yiz. 20 senedir 1 lira almıyoruz devlete. Kimseye verme kardeşim. Niye veriyorsun? Eşit yarışalım. Sen şimdi bu birinin cebine 2 milyar koyuyorsun, birinin cebine kör kuruş koymuyorsun. Hadi yarışın diyorsun. Ya bir pankart oldu 300 lira ya. Diğer partiler nasıl yarışacak bunlarla? CHP'li ikisi en büyük pastiyonlar. Öbürleri bile, DEM bile 700 milyon aldı ya. Vermeyin kardeşim. 6,5 milyar para gitti bu sene devletin kasasından. 5 partiye. Ya bu 6,5 milyarı gidin deprem bölgesine ev yapın kardeşim. 6,5 milyar katrilyon yani. Eski parayla milyar küçük değil yani. Katrilyon lira. Tamam mı? Onun için... Emekliye verilebilirdi şimdi. Tabii verir 6,5 milyar ya. Ya 1000 lira zam yaptı. Ben emekli mühendisim. Tamam mı? Birinci dereceden emekliyim. Eskiden ben emekli olduğum zaman 2,5 asgari ücret alıyordum. Şimdi asgari ücretli bana yetişti. Yani şey kalmadı artık yani. Arada fark kalmadı. Adam şimdi diyor ki ben diyor 11 bin gün prim ödedim diyor. 3600 gün prim ödeyen aynı maaş alıyorum diyor. Eskiden otururdu siyasetçiler şeyde canlı yayında. Gayet medeni, demokrat bir şekilde otururdular. Ülkenin şeyini açık açık yüz yüze orada hiçbirine de hakaret etmeden konuşurdular. Şimdi koydu da televizyonlara birkaç tane şey yanlı böyle belli kanallar zaten çok açık yani böyle sırrı diyor. Efendim sürekli orada bir başka tarafı aşağılamak, kötülemek, belden aşağı vurmak özel şeylerle konuşuyorlar. Efendim
Ya arkadaş bırakın da memleketin meselesini, mesela çağırsın da bu TEM Parti'yi. Bu bir defa daha bir günde halletsinler bu işi, bir günde çağırsınlar onu canlı yani, otursunlar. Arkadaş bak bakayım, açık açık. Siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin adı altında mı sorunlarımızı çözüp de aynı bu devletle, aynı bu bayrakla bu ülkede beraber mi devam edeceğiz? Yoksa sizin hayaliniz gerçekten bu Kürdistan, Mürdistan diyorsunuz. Böyle bir saçmalık, bu Amerika'nın oyununa mı geleceksiniz? Bunu açık açık belirleyin burada da. Böyle millete yalandan halklar, malklar, memleket. Açık açık canlı yani. Öyle birbirine gönderme, sen teröristsin. Sen bu öyle demelen değil. Vatandaşı kandırıyorlar. Ben temin seçmenlerle de arkadaşlarıma şeyim var. Ya bölücülük soktu da kafalarına. Adam diyor ki bizim bayrağımız ayrı diyor. Ya yıkamışlar beyinlerini. Ya bu abi, ayıptır ya. Bu Suriye'den yalan, durdurun. Suriye'den benim askerim polisim şehit oluyor. Suriye'den 5 milyon insanı niye aldılar biliyor musun? Şu anda Kürdistan devletini Suriye'de kurdular ya. Güney sınırlarımızda bir Kürdistan var. Amerika kurdu onu. Oraya girebiliyor muyuz? Giremiyoruz. Petrolünü Amerikalılar çıkarıyor, Kürdistan veriyor. Abi güzel abim. Yani şu anda bak, Kürdistan'ı abi, kurdular Güneydoğu'da. Bak, sırada Türkiye kaldı bir tek. Muhalefet de bu konuda net değil. Ya muhalefet ne yapsın kardeşim? Abi ne yapsın değil. Sen almayacaksın değil, bu adamla. Sen 4 abi, milyon insana abi, kapıyı açmışsın, gelen bak, gelsin. Bir şey söyleyeyim abiciğim. Sen muhalefetsin şu anda. Muhalefet fikrini söylüyor ya, dinleyen yok ya. Hayır söylemiyor. Nasıl söylemiyor ya? Biz basbar bağırıyoruz ya. Hayır bu. Ulan sen Cemal Engin Yurt her sabah dinle bizim ordu milletvekili, her sabah basbar arıyor adam. Bırak şimdi bak şimdi. Ana muhalefet kimdir şu anda? CHP. İTEM konusunda niye netleşmiyor? Ya onun sorunu sen git CHP'ye sorun. Ama sorun ama işte kardeşim, ben de oy vereceğim tamam, ona tamam, kafam karışıyor. Karışmasın. Abi yani, netleşmiyorlar. Şöyle bak benim dediğim gibi kardeşim. Ya diyor biz herkesi kucak. Ya herkesi kucaklıyorsan o zaman şöyle diyeceksin bana. Diyeceksin ki bak çıkacak Cumhuriyet Halk Partisi. Çıkacak Cumhuriyet Halk Partisi. Diyecek ki şeye deme diyecek ki kardeşim sen efendim Kürdistan yok bilmem ne bu işlerden açık adam gibi konuş. Konuşmuyorsan sen lan benim bir işim yok kapım kapandı. Bir tane kadın çıktı orada dedi ki kapıyı kapattım dedi. Halka demedi bakın onu bile bırakıyor. Dedi ki ben TEM Partisi ile çalışmam dedi. Çünkü TEM Partisi bölücülüğü savunuyor açık gizlemiyor. Çok açık net söylüyor. Diyor ki biz Kürdistan kullanacağız Kürdistan. Ben diyor halka ki halka oraya TEM Partisi'ne oy veren vatandaş belediye gelemez demiyor. Oo bilmem ne ya. O zaman ben sana oy vereceğim Sayın İmamoğlu. Nasıl vereceğim? Sen de diyorsun ki bunu kovun buradan gidin buradan. Olmaz. O kadın bir Cumhuriyet Halk Partilidir. Ve bence mertçe, dürüstçe davrandı. Bizim Kürt vatandaşıyla bir sorunumuz yok. Kürt halkıyla bu ülkede bir sorun yok. Bitti, yasaklar kalktı. Bu Cumhurbaşkanı, bu Tayyip Erdoğan'ın. Bak bu kardeşimiz Demokrat Parti, bu abimiz. Ben ya Türkiye Cumhuriyeti, bak Türkiye Cumhuriyeti'nde Kürtlerin sorununu çözdü. Bence çözdü. Hatta biraz da fazla ileride gidildi. O habur meselesi bence çok büyük bir hataydı. Ama Kürtlerin şu anda hiçbir yasak yok. Hiçbir yasak yok. Türkiye'de Araplarla Kürtler şu anda Türklerden daha iyi imkanlara sahip. Çalışıyorlar. Biz ayrım yapmıyoruz. Hiçbir ayrım yok. Yani Kürt sorunu, Kürt sorunu. Nedir bu sorun? Çağırın bu adamları mescide. Dil ayrımı olamaz. Resmi dilimiz bizim bir tane de anayasanın ilk üç şeyi değişemez. Türkiye Cumhuriyeti bir ulus devlettir, cumhuriyettir, layıktır, hukuk devletidir. Bunu kimse değiştiremez, bunu kimse bozamaz. Bunun tartışılmaz bile. Ha bunun dışında memleketin sorunu var, ekonomik sorun var, eğitim sorunu var. Demirel'in bir lafı var ekonomik üzerine. Hatta geziyor şu anda canlı yayında. Diyor ki enflasyon diye bir halk düşmanıdır diyor. Çünkü de enflasyon diyor namusu bozar. İş ahlakını bozar. Alacaklı diyor alacağını alamaz. Borçlu diyor borcunu ödeyemez. E şimdi düşün. Geçen 8 ay önce 18 liraydı dolar. Bir arkadaşından borç aldım 1000 dolar. 18 bin liraydı o günün parasıyla. 8 ay sonra kaç para oldu şimdi dolar? 33 bin lira. Nasıl ödeyeceksin? İşte enflasyon bu işte bak. Çünkü borçlar ödenemeyecek hale geliyor. Yani ne oluyor? O da ahlakı bozuyor. İş ahlakını bozuyor. Namusu bozuyor ya. Her şeyi bozuyor yani. Enflasyon var ya bir numaralı halk düşmanı. Hükümetin yapacağı tek şey bu enflasyonla mücadele etmiyor ama. O şimdi kendi tabakasını doyurmuş. Krallar gibi yaşıyor. Ondan burada bakan yardımcısı var benim AK Partiler arkadaşım. Geçen gün şurada karşılaştık ya dedim. Ne kadar maaş alıyorsun dedim. 84 bin lira dedi. Bakan yardımcılığından alıyorum.
90 küsür bin lira da bunu Telekom'un yönetim kurulu üyesi yapmışlar. Adam çorapçı. Benim arkadaşım çorapçı. Ulan Telekom'dan ne anlarsın sen dedim, yüzüne karşı. Ben mühendisim, hadi ben olsam neyse bir derece. Telekom'dan da 90 bin alıyormuş, 170 bin lira. Abi onların geçim derdi yok ki ya. Hadi eyvallah. Çok teşekkür ediyorum abi. Sana da teşekkürler abi. Biz de teşekkür ederiz. Kolay gelsin.